Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung'un Fit Plus USB 3.1 64 GB USB belleğinin kutu açılımını ve hız testlerini gerçekleştireceğiz. Ee, öncelikle benim zaten bir USB'liğim vardı 16 GB'lık SanDisk USB USB'liğim. Lakin e, biraz da yüksek kapasiteli tekrar istedim. Daha önceden aslında kanalda 2016 yılında e, eğer eski videoya bakarsanız SanDisk Dual Drive USB bellek de almıştım ama maalesef o USB belleği kaybettim. Bu sefer biraz daha akıllıca davranmak için e, anahtarlığa takacağım USB belleğimi. O yüzden e, daha artık e, kaybetmemek için uğraşacağım yani. E, bu USB'yi almama sebebi hem Samsung'un işlerin işlerinin kaliteli olduğunu bilmem hem de yüksek hızlara ulaşması. Yani diğer bazı diğer muadillerine göre nispeten yüksek hızlara ulaşması ama fiyatı biraz pahalı. Bu USB belleği ben hepsi burada.com'dan aldım. E, 136.40 TL şu an 138-140 TL'lere kadar çıkmış durumda fiyat yani bayağı arttı e, bir, bir, yani biraz arttı yani fiyatı daha da artabilir çünkü dolar da artmaya başladı ama şu an ben 136.40 TL aldım. Şimdi USB'liğimizin kutu açılımını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi şurada şurada ee, kesme kısmı var. Kesme kısmından e, ee, keselim. Şu kısmından USB'liğimizi açalım. Bu makas çok iyi değilmiş bu arada. Çok biraz standikmiş. Neyse. En azından açabiliyor. Şöyle. Bu şekilde kestim burayı. Daha sonra şöyle daha önceden Sandisk Dual Drive açtığım videoda zaten açmıştım o şekilde videosunu çekmeye başlamıştım. Zaten düştü. Şu şekilde geliyor. Pardon, şu şekilde geliyor. Şu şekilde. Şu şekilde geliyor kutuda. Pakette şu şekilde geliyor. Şöyle 64 GB yazıyor buradan açıyorum. Gördüğünüz gibi USB'limiz gerçekten gayet küçük. Yani sanki bir mouse'un USB alıcısı gibi. Ama gerçekten 64 GB kapasitesi var kendi içinde. USB'liğin teknik özelliklerinden bahsedeyim. 200 MB'a kadar sıralı okuma hızına sahip. Onun dışında 64 GB kapasiteye sahip. Ve küçük boyutlarda gördüğünüz gibi USB 3.1 diyor ama ee, USB 3.1 dediği büyük ihtimalle USB 3.1 Gen 1 yani USB 3.0 olarak demek istediği sanırım. Çünkü USB standartları biraz karışmaya başladı bu aralar. Bugünlerde USB 4 de falan bu sorunu ancak e, biraz çözebilmeyi düşünüyorlar. Çünkü USB standartları gerçekten çok karışmaya başladı. Şimdi ben e, bilgisayara geçeceğim ve hemen e, bilgisayarda hız testlerini gerçekleştirmeye başlayacağım. Evet USB'li bilgisayar taktım. Gördüğünüz gibi şu şekilde Samsung USB olarak geçiyor. 59.7 GB bir kapasite aldı bize. Ee, zaten bu bilinen bir şeydir. 64 GB, 128 GB diye aldığınız USB bellekler. Aslında e, binlik değerlere göre 64 GB'tir. Windows'un kullandığı 1024'lerin lerin katlarıyla olan hesaplamada daha düşük çıkar 59.7 GB bu normaldir fakat gördüğünüz gibi 64 milyar byte lık bir USB olduğunu göz yani 64 GB olduğunu buradan kanıtlayabilirsiniz. Çoğu USB ve hard disklerde, SSD'de hatta dahili hard disklerde, dahili SSD'lerde bu şekildedir. Ee, şimdi öncelikle USB exfat XFAT formatında formatlandığını görüyoruz. Barcelona XFAT da geliyor. İsterseniz bunu format diyerek NTFS'e de NTFS'e de çevirebilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum eğer çok net NTFS kullanmanız gereken özel bir durum olmadığı sürece exfat kalsın. Çünkü bazı işletim sistemleri NTFS dosya sistemine doğrudan yazma yapamıyor. Mesela macOS yani Mac kullanıyorsanız NTFS dosya sistemini çevirirseniz ve sonra Mac bilgisayara e takarsanız hiçbir şekilde dosya yazamazsınız. Haricen bir yazılım program kurmanız gerekir. Ee, XFAT'ta ise böyle bir sorun yok. Hatta XFAT desteği sorunlanan Microsoft'un standarttı XFAT standartını açık bir şekilde açmasından sonra Spesifikasyonu paylaşmasından sonra Linux desteğine de kavuştu. Linux 5.4 çekirdeği ile birlikte e, XFAT desteği geldi Linux'a. Ee, yani birçok işletim sistemi destekliyor artık. XFAT daha mantıklı, çok daha iyi bir dosya sistemi bu tarz harici diskler için. O yüzden şimdi hız testlerine geçelim. İlk olarak kristal disk mark ile başlayacağım teste. Bütün testleri çalıştırıyorum. Öncelikle test dosyası oluşturuyor. Bu biraz zaman alacak. Çünkü test dosyası oluşturması eee, beni yazma işlemi yapması gerekiyor bu işlem için. O yüzden test dosyası oluşması biraz zaman alacak. Bakalım ne kadar zaman alacak merak ediyorum. Çünkü şey de var yani. Eee USB'lik her USB'lik aynı şekilde aynı yazma hızına ulaş, ulaşamadığı için 1 GB'lik görürüz bir yazdı ve şimdi okuma işlemine başlıyor. Ben bu esnada videoyu durduracağım. Evet. Gördüğünüz gibi test sonuçlarımız bu şekilde. Ee, Beklerimden çok daha iyi çıktığını söyleyebilirim. 200 MB bekledim ama 310 MB gibi inanılmaz yüksek bir okuma hızıyla karşılaştım. 310 MB okuma. 37 MB yazma. Yazma hızında da Samsung'un kendi sitesinde bizzat bir yazması hızı göremesem de e, Apps Pro'da da yani aldığım sayfada 30 MB yazma bahsediliyordu. 37 MB yazması hızı vardı gerçekten güzel. En azından diğerleri gibi böyle bilmem kaç e, katı hız veriyoruz. 40-60 MB işte USB 2.0 belleklerden 5 kat hızlı 10 kat hızlı diye yazmıyorlar. 5 kat hızlı dediği flash bellek de, örneğin mesela 10 20 MB olmasını beklersin 4 MB diyor bir de. Ee, ama 10-12 MB çıkar. Burada gerçekten çok yüksek bir hız verdi. Ee, rastgele erişim performansı da gerçekten özellikle yazmada çok şaşırttı beni. Okumada zaten çok yüksek. Gördüğünüz bu 14 MB. 14.1 MB ve 3468.994 IOPS almış rastgele 1 QD1 testinde. Gerçekten çok iyi. Ee, yani USB leklere göre çok iyi. Yazma hızı tarafında ise 16.39 MB. Ve 4000 IOPS ulaşmış. Gerçekten güzel. Yani gerçekten bu USB'liğin performansı beni şaşırttı açıkçası. Ben bunun ekran görüntüsünü alacağım. Onu söyleyeyim. Ekran görüntüsü alacağım. Ondan sonra o şekilde şey yapacağım ki. Bu sayede ee, ben sonra size resim olarak da başka yerlerde paylaşabileceğim. Sıradaki testimiz bir dosya kopyalama testi. Burada gördüğünüz bir tonla videom var. Hepsi de benim kendi çektiğim videolar. Ben test amacıyla hilecilerden geçirmeyen oyunlar yani en son yüklediğim oyun artık hilecilerden geçirmez hale gelmiş Hypixel'de bir video çekmiştim. O videoyu USB'li USB atacağım sonra USB tekrar buraya atacağım. 1.43 GB'lik bir dosyaymış. daha büyük bir dosyam yok elimde. Daha büyük dosya olsaydı onu atardım ama bu 1.43 GB son derece yeterli diye düşünüyorum. bunu şimdi sağ tıklayıp kopyalıyorum normal standart kopyala yapıştır şeklinde yapıştırıyorum. Bakalım kaç megabit hızlı yazacak onu merak ediyorum. Gördüğünüz gibi 30 megabit gibi hızlı yazıyor. İlk başta bu şekilde yazabilir birçok USB bellek böyle yazabilir. Ancak sonradan hızlı koruma olayı biraz sıkıntılı oluyor. Bazı USB ile hızı tam olarak koruyamıyor. Bu USB belleklerde de ısınma denen muhabbet çok sıkıntılı gerçekten. Isınma çok olunca yani USB bellek çok ısınınca çok performansı düşüyor. Yani gerçekten çok darbaz yapıyor. Özellikle SanDisk'in Ultra Flare adlı bir USB'liği var. Metal e, gövdede. O USB o sorun çok yaşanıyor. Fakat yani gerçekten çok şaşırttı beni yine yazma performansı. Çünkü 35 MB stabil gitti. Bu kadar büyük bir dosyada. Gördüğünüz gibi yine videomuz oynuyor. Hoparlörde kalmış. Gel gel. Gördüğünüz gibi videomuzda bir sıkıntı yok. Sonlar da açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani USB'liğimiz çalışıyor. Şimdi bir de isterseniz ismini değiştirelim 22 yapalım. Sonra ise sağ tıklayıp tekrar kopyalayıp bir de bizim diskimizi yapıştıralım. Bakalım ne kadar hızlı yapıştırıyor ne kadar hızlı atıyor. Gördüğünüz gibi 290 MB 300 MB gibi hızlı yapıştırıyor ki gerçekten inanılmaz bir değer. Yani gerçekten şaşırttı beni hızı. Yani 300 MB okuma hızına sahip bir USB'liği ilk defa kullanıyorum. Yani Yazması 37 Mb, 35 Mb ama okuma hızının 300 Mb olması son derece iyi. Bu bile son derece iyi. Yani gerçekten çok iyi bir okuma hızı var. Rastgele işin performansı da çok iyi USB'de. O yüzden yani gerçekten bu USB'de ta, e, gerçekten tavsiye edebileceğim bir USB'de. Yani eğer e, şöyle şunları kapatalım, şöyle. Yani uzun lafın kısası eğer e, siz nispeten yüksek kapasitede yani yüksek derken yeterli kapasitede bir USB ile 63 GB veya 108 GB USB ile ihtiyacınız varsa ve aynı zamanda çok yüksek de bir hıza ihtiyacınız varsa aynı zamanda USB'liğin de çok büyük olmasını istemiyorsanız yani küçük bir USB ile arıyorsanız ve fiyat ve nispeten biraz para da verebileceksiniz yani biraz para kayabileceksiniz kesinlikle tavsiye edebileceğim bir USB Samsung'un Fit Plus 64 GB USB liği. ancak fiyat performans işin içine katılırsa pek fazla iyi değil pek fazla yüksek kapasite aynı fiyata sunamıyor çünkü e, bu fiyat 64 GB'da ben 136.40 TL para verdim şu anki fiyatını ise ekranda görüyor olmanız lazım video montajı kısmına şu anki fiyatını koyacağım. E, muadillerinin fiyatı muadillerine yani muadil USB leklere baktığımız zaman diğer markaların USB leklerine baktığımız zaman aynı paraya yani benzer fiyatlara 128 GB kapasiteli USB lek alınabiliyor. Aa, onların da şu an ekranda resimlerini görüyor olmanız lazım. E, fakat bu USB'nin diğerlerinden en büyük farkı dediğim gibi şeyi Eee kalitesi ve çok yüksek okuma hızı ve yüksek arast gelişim performansı. Şimdi ben USB'li çıkarıp bir USB'nin ne kadar ısındığına da bakacağım. O duruma göre kontrol edeceğim. Bakalım ne kadar ısınmış. Yani makul derecede ısınmış gerçekten. Diğerleri gibi el yakıcı derecede ısınmamış. Bu da gerçekten başarılı. Yani diğerleri gibi makul yani diğerleri gibi el yakacak derece, tutulmayacak derece, ısınmamış el rahatlıkla elime tutabiliyorum. Hızlı sıcaklık hissediyorum ama diğerleri gibi elimi yakmıyor. Yani gerçekten e, oldukça az ısınan yani diğerlerine göre biraz daha az ısınan bir USB Ve çok düşük küçük boyutlu dediğim gibi yani resimlerde falan büyük gözü göründüğüne pek bakmayın. Resimlerde çok kocaman görünüyor çünkü resimler o e, resim panosunu full sığdırmak için gerdiriyor yandığına doğru yani çok büyük gösteriyor. Halbuki küçücük bir USB'deki kendisi gerçekten çok küçük. Bu sayede e, rahatlıkla depolama işlerimi bu kadar küçük bir USB'li yapabileceğim. E, bu şekilde e, gerçekten güzel bir USB'deki yani. Şimdi e, videoyu bitirmek istiyorum çünkü e, şey yapmak istiyorum. Şimdi sonuç değerlendirmeye geçeceğim. Hemen videomuzu bitirelim ve sonuç değerlendirmeye geçelim. Öncelikle USB'lerin artılarıyla başlayayım. Artıları en büyük artısı çok yüksek okuma hızı ve çok yüksek rastgele erişim performansı. Diğer USB belleklerdeki gibi düşük rastgele erişim performansında kalan bir USB bellek değil. Çok yüksek rastgele erişim performansı sunuyor diğerlerine göre. Ve aynı zamanda çok yüksek okuma hızına sahip. 200 MB ama 300 megabayt ulaştım ben. İkinci artısı e, bu USB'liğin gerçekten e, çok küçük boyutlarla olması yani bu kadar yüksek performanslı olması ama bir de e, boyutunun da küçük olması yani dış fiziksel boyutun yani bu sayede özellikle de teyple falan kullanacaksanız gerçekten çok yararlı olacaktır teyple falan teyp taktığınız zaman hiç sırıtmayacaktır ve yanlışlıkla çekip koparma ihtimaliniz olmayacaktır yanlışlıkla çarp koparma ihtimaliniz olmayacaktır Böyle uzun USB'likler pek tavsiye etmem o, o, iş için ama yine de çok küçük değil USB'lik ama Yine de bayağı küçük yani çok sırtmayacaktır. Bir tane USB portunuzu hatta e, depolaması az olan bilgisayarınızda bunun bir de yüksek kapasiteli 256 GB'lık sürümü de var. 128 GB'lık sürümü de var. E, ve 32 GB'lık sürümü de var aynı zamanda 64 GB dışında. Özellikle de 256 GB'lık sürümünü alırsanız mesela atıyorum düşük kapasiteli bir e, e, depolamaya sahip bir bilgisayarınızın e, bilgisayarınızı yüksek kapasiteli depo, yüksek depolama kapasitesine ulaştırabilirsiniz kolay bir şekilde. Yani e, bir tane USB portunuzu yüksek kapasite için ayırırsınız. Bu sayede rahat rahat bir çalışmanıza ofis kullanımınızı devam edebilirsiniz. E, üçüncü artısı diğer USB birlikler gibi kısa sürede aşırı ısınmaması. Bazıları çok kısa sürede aşırı ısınıyor. Hem de böyle yüksek bir işlem yaptım. Hatta kristal diskman çalıştırdık. Bayağı bir işlem yaptık. Yine de aşırı derecede ısınmadı. Gerçekten iyi yani. Benim hissedebildiğim en azından elimi yakmıyordu. Şimdi eksilere geçelim. En büyük eksisi yazma hızının diğer bazı muadil USB belleklere göre çok yüksek olmaması. Tabii ki de yine iyi sayılır. Bazı birçok USB bellekten, özellikle Kingston'ın bu fiyattaki 128 GB USB'lerinden çok daha iyi ama 64 GB bu fiyattaki USB belleklerin bazılarında 80-90 MB hatta benim geçen eskiden incelediğim bir USB'lik var hatırlıyorsanız. E, Sam şey SanDisk'in dual drive USB'sini izlemiştim. Onda 90 MB yazmasına ona 100 MB yazmasına ulaşabilirim Tabii ki de hızını koruyamıyordu çok fazla. Yani 20 MB'a düşüyordu e, 1 GB'tan sonra. Ama sonra ama yine de e, yüksekti. Ama bu USB daha çok e, kalite için tasarlanmış ve uzun süre koruyabilir yazmasını. İkinci eksisi fiyatı. Bu USB'liğin dediğim gibi fiyatı oldukça pahalı. Ben 136.40 TL'ye aldım, kargo bedava şekilde. Ee, e, şu anda fiyatı daha da artmış olması lazım. Şimdi tam bakmadım, fiyatını şu anda yine ekranda görüyor olmanız lazım. Ve maddi USB'liklerin de fiyatını görüyor olmanız lazım. Yani gerçekten e, pahalı bir USB'lik ama gerçekten kaliteli yani fiyatını hak ediyor. Samsung gerçekten yine yapmış. E, o yüzden şimdi videomuzu bitirmek istiyorum. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.